Kaufland'a geldik. Alexander Platz'ın altında kalıyor hemen yakınlarında. İçeriye geçelim o zaman. Evet, şimdi soracak olursanız buraya niye geldin derseniz de Aldi ve Lidl'daki bütün ürünler burada var. Ekstradan ve çeşitliliği daha fazla oluyor burada. Ve uygun tabii yani baktığın zaman. Aldi Lidl ayarında bir yer. Bakalım biz şimdi neler alacağız, neler yapacağız, hemen görelim. Şöyle meyvelerle başlayalım. Elmalar mesela Londra'dan pahalı arkadaşlar. Yani bizde bir pound falan, belki daha ucuz. Burada mesela portakallar falan 2 kilosu 3.89. İşte 1.5 kilosu 4 falan filan. Yani bilmiyorum, burada tık daha şaşırttı açıkçası beni. Yani meyve sebze fiyatları bir tık daha pahalı Londra'ya göre. Avokado mesela 1.59. Tane fiyatı ama bunlar. Ananas 1.79 diyor falan. Böyle çeşitleri var evet ama bilemedim şu an. Paprika, biberler 2.99 arkadaşlar şöyle. 400 gramlık mantar 2.49. Tık bana mı fazla geliyor ya bunlar? Böyle küçük çeri domatesler 88 centmiş arkadaşlar, böyle paketlenmiş bir şekilde. İşte maydanoz aldım, o da 2 euro falan. Arkadaşlar salata böyle açık bir şekilde satılıyor bu arada. Londra'da bu reç bilimle sarılmış bir şekilde satılıyor. Bu da 89 cent. Bunu bayağı seviyorum bu arada. Salataya aşırı yakışıyor. Bu da 1 euroymuş. Evet arkadaşlar, ekmek şöyle. Bu ne kaç gramlık bu ya? Bak 500 gram bu, tamam mı? Buradaki en ucuz ekmek şu an bu. 0.99 cent. Ya bizde hem bizde derken Londra'dan bahsediyorum. Hem 800 gram hem 40-50 peni falan yani. Burada kruvasanlar var mesela, 55 peni falan. Tarımda çok iyi olduğu için burası. Seçenekler de daha fazla. Bir de üstüne uygun tarımsal olarak. Yani buğday falan filan yetiştiriyorlar, işliyorlar. Burada bir sürü çeşitler var. Bak şurada milföylü falan filan, sosis. Bir euroya her şeyi alabiliyorsun. Burada ama sadece. Sen çok güzel görünüyor ya. 50 cent falan. Simit var ama simit de bu şey gibi. Kurabiyeler oluyor ya, böyle küçük tatlı tuzlu şey alıyorsun. O tarz. Bizim tatlı tuzlu kurabiyelerin büyükleri burada böyle. Bu sırf Almanlı. Ha. İsmi de Brezel. Birayla birlikte yiyorlar. Bir ha, birayla. Biranın yanında yiyilen Brezel. İşte anladım. München'de falan çok meşhur. Ha. Öğreniyoruz. Benim en çok sevdiğim ekmekleri bu arkadaşlar. Beyaz ekmek bu. Hem küçük, bir de bunun böyle normal düz hali var. O da 39 centmiş. Bunlar da sent diyor. Ben penny derim arada, haberiniz olsun. Geçenlerde hem bundan hem bundan denedim. İkisi de çok güzeldi mesela. Dediğim gibi zaten Almanya'nın unlu mamulleri gerçekten aşırı lezzetli ve güzel. Burada baget ekmekleri görüyorsunuz. Büyükleri işte 75-99 penny arasında değişiyor. Böyle de bir sürü çeşidi var. Bit bitmiyor. Ekmek çeşitleri falan. Burada işte çikolatalar, milkalar falan filan. Bunlar da bayağı artmış bu arada. Yani bu Covid'den sonra zaten dediklerine göre Avrupa'da nereye gidersem gideyim her şey iki katına çıktı diyorlar. Mesela burada Oreo'lu falan filan 3.45 euro diyor. 1.35'e var. Yani böyle şeyleri var. İşte Kinder mesela. Bu tabii buranın markası olduğu için 1 euro daha uygun. Böyle bir sürü buradan oradan buraya kadar çikolatalarla var. Of çok fazla, çok güzel. Evet burada Pringles'lar var. 2.49 euro hepsinin çeşitleri. Fazla fazla durdurmuşlar. Buraya da koymuşlar alakasız. Giderken alın diye. Mantıklı bu arada. Güzel stratejisi. Değil mi? Yani. Ha, 1 kiloluk yoğurt mesela burada şu an 1.99 falan. Böyle yoğurt fiyatları bu şekilde gözüküyor. Ama ben şaşırdım açıkçası. Bu kadar arasında uçurum olmasını beklemiyordum. Londra'da daha ucuz böyle süt ürünleri. Ya burada da tam 0.55'e var ama küçücük bir şey yani. Burada sütler var. İşte bunlar 0.95 falan. Şöyle sütler. Burada bu da süt 1.25. Bunlar taze herhalde yani. Böyle çeşitleri falan var ama yani dediğim gibi şaşırtıcı. Mesela yağ fiyatı neredeyse aynı. 1.29. Ama tabii buranın yağının ben daha iyi olacağını düşünüyorum. Burada gerçi 1.69'da falan da var. Ama tabii farkları vardır mutlaka. Yağ konusunda evet yakınlar. Burada 1.5 kiloluk mesela Türk markası var. Ömür 7.29. Bir de Yunan markası var. O da 6.49. Mesela böyle böyle peynirler. Burada gazinim var. O da koyun yazmışlar direkt. Şurada yazıyor. Görünebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Helal yazıyor işte 16 euro mesela. Hakiki var 10 euro. Bu Bulgaryan diyor zaten falan. Süt ürünleri zaten genel olarak uygun değil aslında. Yani mesela Londra'da da peynirler falan filan çok çok uygun değil açıkçası. Mesela burada Philadelphia şeyleri var. Krem peynirleri işte. Onlar 2.10.
ama bayağı çeşitli var. Bizde o kadar yok. Bizde bir bu var, bu var. Bir de bunun grisi var. Hemen sizde bizde olduk. Burada Philadelphia'nın milk halısı var arkadaşlar. Onu denemek için alıyorum. Videoda denemiş olacağım. Bakacağız. Yumurtalara geldik. Burada altılılar değişiyor tabii. 1.89'a var, 2.29'a var, 1.99'a var. Ama en ucuzu 1.99 olarak gözlemledim. Londra'da bu 1.5 pound. Tabii kur farkından dolayı birbirlerine yakınlar muhtemelen. İkisi eş değer gibisinden diye düşündüm. Arkadaşlar burada yoğurtluların meyvelileri var. Ben de muzluyu dızladım direkten. O da 2.89 euro falan. Bakalım bunda tadını merak ettim açıkçası. Arkadaşlar ayran 59 cent işte. Mesela burada şeyleri var. Bu arada geçen gün bundan içtim. Şeyde dönerciye gitmiştim. Bayağı güzel, tuzlu falan böyle. Sanki bu hani pidecilere falan gittiğinizde böyle akan şeyli oluyor ya. O tadı veriyordu yani, bayağı güzeldi. Arkadaşlar böyle pizza için işte hamur bir de sosu. Şöyle bir şeyde 2.29. Bakalım bu da güzel bir şeye benziyor. Arkadaşlar burada şöyle bunlar hazır çorba. Bunu direkt kesiyorsunuz, tencere atıyorsunuz, afiyetle yiyorsunuz. 3.79. 900 gram zaten. Gramaja göre güzel bence. Yani hasta olduğunuzda falan güzel olur. Londra'da bunun eksikliği var. Adam akıllı hazır çorba falan filan yok. Kendiniz yapacaksınız. O besleyici gibi gördüm ben. Burada balıklar falan var. Şöyle 3.49'a, 2.79'a şöyle alabiliyorsunuz. Taze büyük balıklar var. 2.29'a falan. Böyle gözüküyor zaten. Ters bakmasın diye zaten çekmiyorum bir yandan. Burada etler var. Etler de bu şekilde. Ama yani şey demeyeceğim. Sucuk var mı burada? Kendiler buradan işte güzel güzel ayırırsınız. Güzel bir kasap tarzı yapmışlar. Et fiyatları. Et fiyatları birazcık pahalıydı ama. Kadın bir tık ters baktı, o yüzden şey yaptım. Şurada zaten ömellerde kıyma var. Şu aşağıdaki domuz eti, onu geçiyorum. Şunlar kırmızı et. Şöyle 3.83, 400 gram. Bu da domuz ya. Eti nerede? Kaç gram? 1 kilosu 14 euro. Şurada 12'ye falan var. Yani kilosu ortalama işte 11.5 falan. Yok 8.99 pardon. 9 euro ya. Etler var. Büyük baş. Burada steakler var mesela, 20 euro diyor. Şöyle. Mesela bunlar pork zaten. Şeyinden görebilirsiniz. Çok pembe. Kırmızı et değil yani. Almanca yazdığı için zaten ben çok anlamıyorum. O yüzden mesela burada direkt şeylere gelelim. Tavuk eti var mesela. 10 euro diyor buna. 2 diyorsun. Bu arada Londra'dan pahalı. Size öyle söyleyeyim. Şey mesela bakın burada çok güzel Türk kaydan şey yapmışlar. Bu yemek neydi ya? Beyti koymuşlar. Beyti değil mi bu? Evet, burada Türkiye'den gelen ürünler var işte mesela. Zaten birçok yerde var ama en azından şöyle bir şeyi var. Güzel olmuş. İşte burada Asyan var. Ondan sonra Meksika şeyleri var. Ne güzel. Bu arada sepeti yarıladık ama yani tahmin edemiyorum çok. Bir palet Nutella 450 gram 3.29 euro. Şöyle bir Nutella. Arkadaşlar böyle boydan boya Haribo. Çeşit çeşit yani. Anlasanıza. Ben çok sevmem Haribo'yu ama abur cubur yani, çok sağlıksız şeyler. 1 Euro'dan başlıyor işte, 1.19'dan başlıyor. Aşağılarda daha büyük tabii şeyleri falan var. Onlar 2'ye kadar, 2.5'a kadar çıkıyor. Burada marshmallowluk tarzı şeyler var. Güzel Haribo bölümü yani. Şurada yukarıdaki şeyleri alsanız da. Bunlar falan. Ha bak bunlar güzel oluyor şimdi. Yalan yok, bunlar güzel. Onlar da 6.29 Euro falan. Güzel. Burada dediğim gibi mesela Pringles'lar 2.49. Şöyle bir koca bir stand. Ondan sonra Cheetos'lar, cipsler yani 1.50. Cipsleri birazcık daha şey galiba. Ama tabii diğerlerini de görmek lazım. Bunlar sadece şey olmaz. Burada daha küçük Haribo'lar var. Burada işte Cornflakes'ler filan arkadaşlar. 4.49'a da var tabii. Markadan markaya değişiyor. Burada viskiler falan var. İlgilisine 20 euro ile başlıyor. Jack Daniels'lar var. Ondan sonra 8 euroya falan da viski var. Böyle böyle fiyatlar. Burada vodkalar var. Yani 5-6 euroya vodka var. Karşılaştırmayı siz yapın. Size bırakıyorum bu. Bu tarafı size bırakıyorum. Böyle belirli bir marka var. 7.49.
bildiğiniz bir marka var mı? Yorumlu siyahlar için işte 3.49 euroya falan var. Pervol var bildiğiniz marka. 7.95. 42 yıkama falan diye oradan hesap edersiniz. Burada bulaşık deterjan 2 şey falan. 2 euro. Mesela bu bizden pahalı. Öyle söyleyeyim. Makine için işte tablet 9 euro. Makinem yok, oradan bir kıyaslama yapamam yani, bilmiyorum. Evet, işlemlerimiz bitti. Bakalım ne kadar tutacak, kasaya geldik. Benim tahminimi söylüyorum size şu an. 150 vardır. 150 arasında bence. Açıkçası benim tahminimden az tuttu. Neden öyle oldu anlamadım. Bir de ekstra tabii indirim falan filan da kullanıldı ama yani fiyatları açıkça gördünüz yani. Ne kadardır filan diye. Böyleydi. Bakalım şimdi muzlu yoğurdu bir de Philadelphia'yı deneyeceğim. Ondan sonra da kapanışa geçeceğiz bakalım. O zaman evde görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi birim birim neye ne kadar verdiğimi görüyorsunuz. Sonradan yanlış olmasın. Durdurup bakabilirsiniz. Şöyle fiyat.